Sevgili takipçilerim, kankalarım, yes seni, yeah! Yeni videoma hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Evet, kelebek etkisi 13. bölümle karşınızdayım. Güneşin muazzamını görüyorsunuz maşallah. Evet, geçiyoruz. Başlık çerçevemiz Yalnız ve Yılmaz Savaşçı Cemil Meriç. Cemil Meriç, birçoğumuzun gıpta ile baktığı ibret verici bir yaşamın başrol oyuncusu, zahmeti rahmete çevirecek bereketli bir kalem, çağının Yalnız ve Yılmaz Savaşçısıdır. Onun gibi kuvvetli kalemler eskimez lisanlar ve her çağa söyleyecek bir çift sözü olanlar nadir gelir şu dünyaya. Bu ender rastlantıya karşın bu şahısların değerinin kendi çağındayken anlaşılmaması ise son derece muhtemeldir. Bir düşünceye ya da bir düşünüre bütünüyle bende olmak ne kadar yanlış bir yaklaşımsa, o düşünce ve düşünürü toptan reddetmek de o kadar yanlış bir yaklaşımdır. Bu olguyu hayatı boyunca anlatmaya unutmuş olan Nara'da anımsatmaya çalışan Meriç, denilebilir ki hayatının en çetin imtihanını sabit fikirli insanlar sayesinde vermiştir. O düşünüşte bambaşka bir format ile insanlığın karşısına çıkan ve kendine has duruş ve düşünüşüyle insanları hayretlere sevk eden bir bakış açısına sahiptir. Meriç'in tutumu ne körü körüne bağlanacak kadar tutucu, ne de üyedilikte reddedecek kadar alelatedir. O kendisine sunulan fikir ürünlerini akıl, kalp ve vicdan üçgeninden geçirerek yeni bir sentez oluşturur. Fikirleriyle çağ dışı bir duruş sergiler. Bu çağ dışılık onun bulunduğu asrın çok ötesinde bir ilim ve mukayese gücüne sahip olmasıyla ilgilidir. Zannımızca onun bu güzel yeteneğinin en somut ifadesi, günümüzden neredeyse bir asır önce yaşamasına rağmen adının hala dillerde, eserlerinin dillerde ve düşüncelerinin beyinlerde dolaşmasıdır. Cemil Meriç'in mutlak surette anlatılması gereken bir değer vasfı, bir fikir adamının en çok işine yarayan iki uzvu olan gözlerini kaybetmesine rağmen hayata tutunma ve yazma arzusunun hiç bitmemiş taze kalmış olmasıdır. Pek çoğumuzun nadiren katlanabileceği bu tür imtihanlar karşısında yılmayan, eğrilmeyen, bükülmeyen tavrıyla Meriç, asırlarca konuşulacak bir direniş öyküsüne sahiptir. Meriç'in bu tavrı, takındığı zaman dilimi, onun için yeni bir başlangıcı doğurmuştur. Hatta denilebilir ki onun için asıl hayat gözleri dünyaya kapanıp gönül gözünün ötelere açılmasıyla başlamıştır. Bu değişim karşısında o kurumaya yüz tutmuş mürekkebini tekrar yaşartacak bir kaynak bulmuştur. O kaynak henüz dünyaya söyleyecek sözü bitmemiş olan Meriç'in gönlünden kağıda akan düşünce damlalardır. Damlalar birikip bir çağla ayağına dönüştüğünde Meriç'i anlatan, onu anlamaya çalışanlara da örnek olan köklü bir fikir külliyatı çıkmıştır ortaya. Fikir külliyatı dedik. Çünkü her asra söyleyecek sözü olan bir düşünce ehlinin belki bir cümlesi bir kitap olacak. Derinlikte yazıları el kitabı olmaktan öte destur edilebilecek özgün dil ürünleridir. Bu dil ürünlerinin hasat zamanı da yoktur üstelik. Hangi mevsimde biçerseniz o mevsimde verim alır, doyar, kazanırsınız. Yalnız o mahsulü biçmek isteyen hasatçılar, hakiki hasatçılar lazımdır. Hakiki hasatçılar lazımdır. Hasatçısı bulunan ürünlerin ilk günkü tazelik ve canlılığını koruduğunu da belirtmek isteriz.
yazdıklarıyla özgün, fikirleriyle güzel ve yaşadıklarıyla özel bir Cemil Meriç portresi çizebilmek dilek ve dualarıyla. Allah'a emanet olun, selametle kalın. Yes! Yeni videolarda görüşmek üzere.